Türkiye'nin ilk anayasası. Evet. Yani bu toprakların ilk anayasası. Ne zaman yazıldı? 1293 işte. 76 anayasası. 76 Aralık. 1876. Evet. 1876 Aralık. Odur. 93 kanunu esasisi denir. O ikinci meşrutiyette tadilat geçirdi. Kabine müessesesi ortaya çıktı falan. Ne vardı ve şeye kadar gitti bu. 24'e kadar yürürlükte kaldı sayılır. Arada bir 21 çıkartıldı. Çifte anayasa. Ama o çok teferruatlı değil. İlginç bir anayasadır. Bizim enteresan anayasamız 24'tür. Dili çok güzeldir. Fevkalade oturaklı bir dildir. Mesela Türkler der hep. O Türkler öyle bildiğiniz gibi ırkçı falan bir tabir değildir. Gayet sitoyenite, vatandaşlığı veren bir kavramdır. Ve 1961 Anayasası hazırlanırken siyasal bilgilerde falan çok az adam, bunlardan birisi rahmetli Tahsin Bekir Baltay'dı, lüzum yoktur 24 Anayasası'nı değiştirmeye. Bazı değişikliklerle yürürlükte kalmaya devam eder dedi. Dinlenmedi. Yapılan anayasanın ömrü bildiğiniz gibi çok kısa oldu. Çok kısa oldu. 21 sene ancak. 82 Anayasası bir, bilmiyorum yani bana göre bir faciadır. Şu veya bu işte yok yürütmeye çok ağırlık veriyormuş falan değil. Türkçesi yok. Türkçesi evet. Kötü. Çok kötü Türkçe. Ve anlamadım ne olduğunu. Yani niye onu öyle kabul ettiler? O Türkçeyle nasıl geçti o? Çünkü bizim hukukçular Türkçe bilirler yani genelde. Orhan Alıkaç'ta yazmıştı onu. Evet. O zaman evet. Da Süheyl Batum asistanıydı Orhan Alıkaç'ta. Evet, evet, evet. Peki hocam, ama komisyonda Süheyl Bey yoktu. Komisyonda bizim komisyonda yoktu, siyasallılar ağırlıktaydı. Komisyonda yoktu. Sadece Orhan Hoca'nın asistanıydı o zaman Süheyl. Peki hocam, 1876 Anayasası'nın özelliği var mı? Yani onu kim yazdı? Kaleme alan kim? Herkes. Şimdi buna uzun bir zaman yok Prusya Anayasası dediler. Evet. Yok Bey hiçbiri değil. Hepsi, bütün anayasalar çevrilir, önüne konur, bakılır. Osmanlı'nın adeti budur. Ne var? Üşenmeden her şeyi alır. Bırak anayasayı. Yani kanunu esası, itfaiye nizamnamesinde bile aynı usul takip edilmiş. Alınır yani, hepsi bakılır, ölçülür, biçilir, tatbik edilir. Bu anayasa tabii ki Belçika ve Prusya, yani kabinenin bağımsız olmadığı, hükümdar tarafından bakanların tayin edildiği, başbakanın tayin etmediği, yani etkili oluyordur. Böyle bir sistemi benimsedi. Fakat bize göre sakatlıkları vardı, onu anayasa olmaktan çıkarıyordu. Bir tanesi sansür meselesi. Yani basın hürriyeti yoktu. Daha kötü bir madde vardı. Sürgün yetkisi veriyor padişah. Olmaz o tabii. 113. Yani olmaz, sürgün yetkisi veremezsin. Çünkü bireyin temel hukukunu hükümdara karşı korur anayasalar. Öyle şey olur mu? Bunu Mithat Paşa kabul etti anayasa çıksın diye. Onun öyle bir anayasa hastalığı vardı. İlla olsun ne olursa olsun diye. Nitekim kurbanı da kendi oldu bu maddenin. İngiltere'ye gitti. Orada tutunuyordu. Yani tutulurdu orada. Çok Avrupa'da iyi bir intiba vardı hakkında. Ama anlaşılan o ki tabii çok da internasyonal bir münevver değildi. Mithat Paşa'nın öbür tanzimatçılara göre farkı vardır. Mesela Mehmet Emin Ali Paşa fevkalade Fransızca bilir. Burada öğrenmiştir. Zengin bir ailenin çocuğu değil, Fransa'da falan da okumuş değil. Kapalı Çarşı. Mısır Çarşısı'ndaki basit fakir bir esnafın kapı işi. O zaman da baharatçılık vardı, orada mı öğrenmiş? İşte kapıcı kapı işi de yapıyor, bir iki de peşkir satıyor yanında. Yani kapıcızade diye söylerlerdi kendisine. Bevvapzade düşmanları. Fakat fevkalade rafine bir adam. Yani öldüğü zaman
yazı takımları mezata düşmüştür. Devlet adamları ondan böyle bir nevi bir talisman, bir ikon şeyi beklemişler. Çok çünkü müthiş güzel yazan Fransızca falan. Fuat Paşa öyle falan. Şey orada farklıdır. Mithat Paşa. Cevdet Paşa gibi de değildir. Yani Cevdet Paşa Batı dillerini falan pek bilmez ama Şark dillerini, İslam hukukunu falan fevkalade yani. Fevkalade. Ama nedir Mithat Paşa? Çok büyük bir validir. Çok büyük bir validir. Orada kalması icap ederdi. Yani onu merkeze seçmekle, çekmekle hata ettiler. Nerede Şuray, Mithat Paşa? Tuna, Bağdat, Aydın sonra en son. Suriye valiliği fevkaladedir. Yani bunlar çok önemli. Daha evvel Niş'te idare etti Rumeli vilayetini. Tuna'yı teşkilatlandırdı ve mesela bugünün Bulgar tarihçiliği hiç tereddüt etmeden söyler ve hep söylerdi. Yani bu kalsa biraz daha Bulgaristan'ı tutardı imparatorluğun içinde diye fevkalade. Ve bildiğiniz Mithat değil. Mesela siyasi polisi kurmuş yani. Öyle pek liberal devlet adamı değil. Siyasi polisi kuran biri yani. Padişah'tan evvel, merkezden evvel orada. Lazım. Çok önemli biri. Merkezde de bu derecede beceriksiz olmuştur. Kendisi gibi bir talihsiz devlet adamı Rus, daha vardır. Ignatiev. O da büyük bir valiydi. Sibirya valisi miydi o? Tabii Doğu Sibirya valisi. Çok büyük bir valiydi. Ondan sonra nereye geldiyse saçmalamıştır. Buradaki büyükelçilik dahil. Büyükelçilikten sonra biliyorsunuz İçişleri Bakanı oldu Rusya İmparatoru. Rezalet, pogromlar, Yahudi şeyleri falan yani hiç hoş bir şey değil. Olmuyor. Demek ki taş yerinde. Taş yerinde ağır. Evet. Peki 1876 Anayasası'nda padişahın duyduğu rahatsızlık neydi? Yani o anayasanın askıya alınmasının uygulanması sebebi neydi? Çünkü denir ki azınlıkların bu anayasaya dayanarak gereğinden fazla ya da Müslüman olmayan tebaa içerisindeki unsurların gereğinden fazla azıtması ve bu nedenle... O pek doğru değildir. Yani değil yok çünkü efsane Osmanlı olur, Meclisi mebusunda gayrimüslim mebuslar, fevkalade Osmanlıdırlar. Milliyetçi değil, fevkalade Osmanlıdırlar. Milliyetçilik Müslüman gayri Türk unsurlardan çıkar. Mesela Arap mebuslarda belirsiz diyelim. O eğilim vardır ama gayrimüslim mebuslardaki üçte bir nispetindedir. O bakımdan çok orijinal bir meclis. Çünkü hiçbir imparatorlukta böyle üçte bir din, İkinci dereceye konan dinden adam olmaz. Hiç ne Avusturya'da ne Rusya'da oldu yani değil mi? Tuma'da falan. O bakımdan önemli bizim şeyimiz. Ve orada mecliste görünmüyor öyle bir şey. Yani Osmanlı vatanseverliği çok önemli. Öyle de gitti. Ha ikinci meşrutiyette başladı o işler. Başva efendiler. Evet başva efendiler falan. Yani neye kapattı peki Sultanahmet? Her şeye rağmen meclisi mebusan sevimli bir şey değil yani. Tenkit ediliyor. Bir anlamda otorite paylaşıyor. Otoriteyi paylaşmak zorunda. Tenkitler var yani. Bazı isimler söyleyebilirim size. Yenir yutulur şey. Mesela? Astarcılar Ketüdası. İstanbul mebusu mesela. Çekilmez. Yani ben Abdülhamit olsam ben de ne yapıyorlar? Ne diyorlarmış mesela? Tenkit ediyor işte her şey. Yani şey... Dış politikayı da tenkit ediyor. Çok enteresan. Peki o dönemde parti var mı? Parti yok. Yok o sırada. Tamamıyla bunlar vilayet idare meclislerinden gelme adamlar. İstanbul'da böyle belirli temsilciler seçilip geliyor. Yani seçilip dediğin tek taraflı aslında. Valiler ve işte hükümet. Fakat buna rağmen dış politikayı tenkit ediyorlar tabii. Ondan tahammül edemiyor. Demokrasi yok sözde. Doğru düzgün bir seçim yok, parti yok. Buna rağmen padişah gibi bir otoriteyi mecliste tenkit ediyor. Tenkit ediyor. O zaman olmaz. Onu çekemez. Yani Sultan Abdülhamit tabii
ikinci Mahmut tipi bir adamdır. İkinci Mahmut'tur. Sultan Abdülmecit değildir. Sultan Abdülaziz de değildir. Dedesi ikinci Mahmut'tur yani. O çok önemli. O ne demek? Ne anlama geliyor? İkinci Mahmut öyle despot adamdır. Ceberrut. Yani. Çok ceberruttur. Hiç şakası yok yani. Modern. Aydınlanmacı ama despot. Evet. Aydınlanmacı diye aydınlanma için yapmıyor. Modernleştiriyor devleti. Eğitim falan. Abdülhamit de öyle. Yani Sultan Abdülhamit eğitim. Bütün üzerinde durduğu şey eğitim Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Anadolu'nun liseleri falan hep onun zamandan kalma ve onlar iyi gitti. İkinci Abdülhamid'in çok enteresan bir şeyi vardı. Hariciye vekilleri çok iyiydi, nazırları. Fakat daha iyileri hep şeydir, Nafıa nazırlarıdır. Onlar çok iyidir. Ve tabii en iyisi de şeydir, Marif nazırları. Mesela Münif Paşa çok uzun bir süre nazırlık yaptı. Bizde galiba şeyin Çelik az kalsın o rekoru kıracaktı ama kıramadı. Tabii fevkalade bir adam Münif Paşa. Bir kere ilginç bir biçimde çok lisan falan öğrenen biri. Yani Almanca biliyor mesela. Çok iyi okuyor hukuk terimlerini, metinleri falan. Şair. Fransızcası çok iyi, Almanca, Arapça zaten çok iyi. Mısır'da bulundu böyle Farsça falan. İran'da çok başarılı bir Tahran Büyükelçiliği var onun. Büyükelçi değil. Tahran'da büyükelçimiz olmadı hiçbir zaman. Orta elçi, minister düzeyindeydi. Çünkü İran büyük devletlerden sayılmıyor yani gönderme. Ama şeydir, enteresan bir adam. Şiir falan çok güzel. Kim? Münif Paşa. Münif Paşa çok enteresan. Nice bir eşki firakında pür olsun gözümüz, bilesin. Nice bir haki temennada sürünsün yüzümüz. Evet. Kâkülün aç, ruh-i zertabına bir şey et cana, görelim biz de cihanda gecemiz gündüzümüz. Allah Allah. Allah. Ya çok çok biliyor hocam bu. Tabii çok. Münif Paşa iyi şair. Münif Paşa da bilinir yani. Münif Paşa. Bilmediğin var mı? Münif Paşa. Var tabii Münif Paşa. Allah Münif Paşa çok enteresan. Bak, nice bir haki temennada sürünsün yüzüm. Yani öyle bir şey yapalım ki ayağını yere eğilip selam verip. hatırladım üçüncüyü canım. Kâkülün aç, ruhu purtabına ağız et cana. Görelim biz de cihanda gecemizi gündüzümüz. Çok iyi şairdir. Yani otoriteyi paylaşmayı sevmediği için sonunda evet. Abdülhamit kapatıyor meclisi. Evet yani meclis onun için çok fazla. Kaç sene kapalı kaldı Murat? 78'den tutun 908'e kadar 30 sene. Şeyi kapatmadı. Ama anayasa duruyordu. Anayasa duruyordu tabii. Şeyi de kapatmadı. Ayan meclisi. Senato duruyordu. Senato her sene salname çıkıyor. Aradaki tam fark neydi? Ayan meclisinde kimler? Senato meclis. Ayan meclisinde girenler kimler? Bizim aristokrasimiz olmadığı için lordlarımız. Lordlar kamerası gibi ama lord yok. Eski paşalar, eski nazırlar. Cemaatlerin önemli sivil otoriteleri. Ya sen aristokrasiniz yoktu deyince. Evet. Türkiye'de hiç öyle bir sınıf yok anlaşılıyor. Yok. Şey yok. Toprak şey yok. Hayır, yani hukuku nesilden yok. Nesilden nesine hukuku geçen yok. Bir aristokrasi. Hukuku yok. Ama bir paşazadeler hala devam ediyor. Sen de tanırsın yani. Hayır, bazıları ediyor ama zayıf yani. Bir şey yok Murat yani oradaki gibi landlord olduğu olanlar. Hayır, hukuku yok. Hukuku yok. Yani o çok ama önemli. Hukukun olmayınca devam yani ediyor. Paşanın çocuğu paşa olur. Bu topraklarda onun falan yok. Olamıyor. O, yani o pek yok ama... O gelenek devam ediyor. İlberoğlu onlarla hala Fransızca konuşuyor değil mi efendim? Evet ya tabii. Sen de konuşuyorsun Fransızca veya İngilizce. Onlarla İngilizce konuşulmaz oralarda ayıptır. Ayıptır İngilizce. Ama yeni nesille İngilizce konuşuyorsun. Dikkat ediyorum. Yeni nesille İngilizce konuşuyorsun. Eski nesille Fransızca konuşuyor. Konuşursa konuşsun bize ne? Ama şey... Yok bu yeni nesildekilerle İngilizce konuşuyor. Yeni nesil Fransızca bilmiyor. Eskilere Monseigneur diye açıyor. Onlar eski Fransızca bilmiyor ki. Monseigneur değil. Efendimiz Komantalevu. Evet Efendimiz Komantalevu. Efendimiz Komantalevu. O da çok güzel yapar. O evet. Senden daha beter yapıyor. O çok güzel. O bir de eğiliyor ya da telefonla kemle ayağa kalkıp eğiliyor. Biz tabii hiç bilmiyoruz bu. Yani şimdi emperyal üslupları. İlber Hoca aristokrasi yok deyince hiç öyle bir sınıf var olmamış gibi anlaşılıyor ama var. Bir kibar sınıf yok. Var ama devam evet. Ettiremiyor. Kibar devam ettiremiyorlar var. Kendilerini. O var.